PartyTube seni çok seviyorum tarzında bir karpostal hazırladım. Ondan sonra bunların kapısına çıktım, dedim ki beni dedim işe alın, vallahi dedim elimden geleni yapacağım. Allah sizi inandırsın dedim, çok şey biliyormuş gibi yapabilirim. Ondan sonra da bunları anlatabilirim. Çok iyi yalan atarım dedim. Ondan sonra var ya neler anlattım. Zafer askere geldi. Çocuk sırma saçlıydı. Ondan sonra beni susturamadı, saçların hepsi döküldü. 120 kiloydu, çekti, eridi, 55 kilo kaldı çocuk. Zafer'i görebilir miyiz Zafer? Kendini çeksene oğlum. Gel. Gel lan bir kamera görsün seni. Bir kere. Onca videoda bir kere hadi. Ya. Zafer, Zafer. Evet arkadaşlar, bu videolar çekiliyor da kim tarafından çekiliyor? Zafer. Kurgusu, montajı, alayı, ışığı, sesi, donanımı hepsi bunda. O yüzden bu videonun burası eğer yayınlanmazsa sebebi de bu. Videomuz çok kolay bir içerik olsun istiyoruz. Çünkü kolay, yapımı kolay ama böyle insanların aklına gelmeyen bazı dokunuşlarmış gibi böyle kendimizden bir şeyler anlatmayı seveceğimiz bir hikaye olsun. Ne yapacağız? Aromalı buz yapmayı göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle kahve demledik, filtre kahve. Sonrasında gittik bu filtre kahveyi böyle buz kalıplarına koyduk. Of, şuna bak. Bunlardan tek tek şöyle yapacağım. Düşer. Hatta bunları sen döksen olur mu? Tamam. Arkadaşlar kahve demledik veya Nescafe aldık, sıcak suyla karıştırdık. O granül kahveyi sıcak suyla karıştırdıktan sonra bir buz kalıbının veya böyle karton bardakların içerisine attık. Dondurduktan sonra buz içinde bulunduğu kalıbın şeklini aldı. Bakın bazı yerleri şeffaf, bazı yerlere koyu renk. Arkadaşlar gaz molekülleri bunun içerisinde fazla olan artı 12 oksijen içerisinde sıkışarak kristalleşmeyi gerçekleştirmiş. Eğer dediğim gibi bunun dışına bir yalıtım yapıp ısının sadece bir yerden girmesini sağlayabilseydik her yer şeffaf kalacaktı ve bu sayede beyazlık sadece alt tarafta olacaktı veya donma gerçekleştirmeden ters çevirecektik ve su akacaktı. Arkadaşlar bakın size farklı bir Amerikana gösteriyorum. Dadadadat. Kahve nerede? Kahve içimizde. Evet arkadaşlar bu görüntüyü gördünüz. Bekledikçe rengini nasıl salıyor? Suyun içerisinde kahve yavaş yavaş çözünüyor. Bu görüntünün daha güzel olmasını eğer sütlü kahve de seviyorsanız bunun üzerine su yerine süt koyun ve içerisinde böyle kahve küçük küçük görünen bubble tea gibi görseller karşısında çıkabilir. Bekledikçe daha yoğun bir kahve olur. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Bununla alakalı aynısını şöyle yapalım. Buyurun kafanıza göre ben çilek, nane, blueberry gibi tatları daha önce karıştırdım. Bardak dolana kadar bunların hepsini koyabilirsin. Harika. Bardağımızı meyveli buzlarla dolduruyoruz. Arkadaşlar kalıbımızı ne kadar büyük tutarsak o kadar güzel buzlarımız olur. Bakın bu mesela daha büyük bir kalıpta yapılmış çilekli buz. Okay. Al kırdım. Ne kırması ya? Şimdi bunu da böyle getirdim. Bakın çilekli buzumuzla böyle şekiller yapabiliriz. Şimdi of bu çok güzel olacak gibi sanki ya. Atıyorum. Allah be. Arkadaşlar kokteyllerinize düşünsenize bunu bir gin tonik yaptığınızı, tekila soda yaptığınızı, viski, cincirler. Düşünsenize arkadaşlar şöyle güzel bir vodka soda içiyorsunuz. Veya böyle güzel bir gin tonik içiyorsunuz. Düşünsenize böyle bir espresso martini içiyorsunuz. Veya bunların hepsini bir şekilde atıyorum turşu suyu dondurdun ya da limon suyu dondurdun. İçine soğuk tekila koydun ve soğuk tekilanın içerisine limon aromalı bir buz attın. Yavaş yavaş alkol buz erittikçe aromaların içine dağıldığını düşünün. Onu shot yaparsan hemen direkt tekilayı hissedersin ama beklettikçe şarap gibi yıllandıkça farklı bir formata geçebilir gibi düşündüğümüz bir şey oldu. Şimdi bununla alakalı mesela bunun içinden sularını süzdük. Of be paşa çayı çıktı içinden. Şimdi bunu da bir bubble tea gibi şöyle yapayım. Bunu da getireyim senin için. Yes! Süper. Evet arkadaşlar bize değerli zamanınızı ayırıp bizleri izlediğiniz için, İrem'i çok sevip bir an önce içinize kabul ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Başka bir videoda, başka bir içerikte tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağı yorum yapmayı, önerilerinizi paylaşmayı, sizleri sevdiğimizi de unutmayın.